Evet. Peki Şahmaran hala yayında. Yani beğenen bir kesim de var diziyi. Hiç beğenmeyen bir kesim de var. Beklentinin altında kaldığını söyleyen izleyiciler de var. Şimdi de oyuncular arasında gerilim yükselmiş. Dizinin en başarılı oyuncularından bir tanesi diğerleriyle aynı görüşte değil ve sert bir çıkış yaptı. Kim ne söyledi? Bakalım yorumlarınız nasıl olacak? Bakalım. Buyursunlar. Oyuncular arasında gerilim yükseldi. Serenay Sarıkayalı, Burak Denizli, Mert Ramazan Demirli Şahmaran dizisinde beklenmedik tepki, beklenmedik açıklama. Abi niye bağırıyorsun? Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen dizi Şahmaran'da başrol krizi yaşandı. Dizinin yayınlandığı sosyal medya platformunda yorumda bulunan oyuncu açtı ağzını, yumdu gözünü. Dizinin hangi başrolü köprüleri tamamen attı? Hedefinde kim veya kimler var? Dizi ekibi hangi oyuncu ve oyuncuları ön planda tutmak istiyor? Peki bu olay dizinin daha fazla konuşulması için yaratılan suni bir gündem mi? Yayın hayatına girmeden tartışmaların hedefi olan dizi Şahmaran. Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya gerilimiyle konuşulmaya başlamış Serenay Sarıkaya ve sonra dizinin ismi Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'lı aşk haberleriyle daha çok anılmıştı. Ben falan böyle gelince sürekli size Serenay Hanım'la yakıştırıyorlar. Gerçi iyi bir partnersiniz, iyi bir arkadaşım. Ay evet, çok iyi arkadaşımdır, o yüzden yakıştırıyorlar. O yansıyor izleyen. Evet, yani geçen de bir evine ziyaret olmuştunuz ya geçen yaz, geçtiğimiz yaz. Geçtiğimiz yaz, evet. Rating rekortmeni dizi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'i de kadrosunda barındıran bol reklamlı dizi 20 Ocak'ta izleyiciyle buluştu. Öğretim üyesi Şahsun'un Adana'ya uzanan kendini bulma hikayesini konu edinen dizi Şahmaran iteminin gizemini de işlerken dizinin cesur sahneleri gündeme bomba gibi düştü. Dizide Burak Deniz'in dizideki inanılmaz yılan adama dönüşüm sahneleri de başta Fazıl Say olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirilerin hedefi olurken Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyanın diline düştü. Yayınlandığı günden bu yana izlenme listelerinin başında gezinen Şahmaran Serenay'a yaradı. Güzel oyuncu 2023'e damgasını vurdu. Şahmaran'ı Belçin Bilgin'den, Kıvanç Tatlıtuğlu aile dizisini de Özgöz Pirinççi'den alan Serenay zirveyi kimseye bırakmadı. Türkiye'nin en popüler kadın oyuncusu olarak yıla başarılı bir giriş yaptı. Hal böyle olunca Serenay Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ve başarılı oyuncu Burak Deniz dizinin öne çıkan üçlüsü haline geldi. Şahmaran'la bütün hale gelen üçlü sonrası başka bir başrolden tepki gecikmedi. Burak Deniz'in babasını canlandıran Mahir Günşiray, dizinin yayınlandığı sosyal medya platformundaki yorumu dikkatlerden kaçmadı. Günşiray, bravo, 3 kişilik dizi yapmışsınız, tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını dilerim diye eleştiride bulundu. Günşiray'ın yorumu dizinin izleyicilerini de ikiye böldü. Bir kısım Günşiray'ın tepkisini abartılı bulurken, bir kısım sadece 3 başrol oyuncusunun tanıtılmasının saygısızlık olduğunu öne sürdü. Sizce bu tartışmada dizinin başka bir oyuncusu Mahir Günşiray mı, yoksa izlenme ve gündem kaygısı için popüler olan oyuncularını ön planda tutmak isteyen dizi ekibi mi haklı? Oyuncuların popüler olması dizi izlenilmesinde önemli bir faktör mü? Evet. Evet, bu durumu destekler nitelikte ne galada ne de hiçbir tanıtımda diğer oyuncuları göremiyoruz. Sadece 3 oyuncu ön plana çıkarılıyor. Gerek Netflix platformunda gerekse tüm tanıtımlarda. Evet. Burak Deniz, Serenay ve Mert Ramazan Demir dışında oyuncu yokmuş gibi gözüküyor. Buna da Mahir Günşiray çok başarılı bir tiyatrocu ve dublaj sanatçısı olarak dizinde ana karakterlerinden biri olarak tepki gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu duruma? Yapım ekibi mi haklı, yoksa Mahir Günşiray mı? Şimdi Mahir Günşiray gibi çok önemli bir oyuncu ve çok değerli bir oyuncu üstelik. Onun gözlemlerine ve gözlemlerin neticesindeki yapmış olduğu yoruma sonuna kadar katılıyorum arkadaşlar. Çünkü bir dizi genelde gündeme geldiğinde
İlk önce veya bir sinema filmi diyelim gündeme geldiğinde ilk önce hep başrol oyuncuları popüler hale geliyor. Yani esasında o filmde, o dizide başrol oyuncularından öte diğer oyuncular hiçbir zaman için gündeme gelmiyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani şimdi hepsi de çok değerli, kıymetli oyuncular. Yani bence onların da mesela şu üçlüyü görmektense komple bu yapıma emeği geçen diğer bütün değerli oyuncuları da orada o röportajda. Çok değerli tiyatrocular da var değil mi? Görmek isterdim ben açıkçası. Başka? Ha, şimdi Serenay Sarıkaya'ya gelince de evet 2022 yılının en çok konuşulan kadını, en gündemdeki kadını Hı-hı. olabilir. Ama biz Serenay Sarıkaya'yı nasıl gündemde ve konuşulan olarak bildik? Cem Yılmaz'la olan aşkı, bir de Umut Evirgen'le olan aşkıyla bildik değil mi? Yunan adalarında gidip tep çalıyorlardı. Biz böyle bildik, bunları konuştuk koca yaz. Yani şimdi kalkıp bu şekilde gündemde olmuş bir sanatçıyı, çok yani özel yaşamıyla popüler hale gelmiş bir sanatçıyı da çok başarılı da diyemeyiz değil mi? Sirtaki oynuyorlar. Ha, Sirtaki oynuyorlardı karşılıklı. Sen oynamıyor musun Sirtaki? Niye öyle diyorsun? Oynarım, ben her türlü oynayabilirim. Çiftetelli de oynarım. Bir şey demiyorum. Hayır, ben diğer oyunculara yapılan haksızlığa konuşuyorum şu an. Yani Mahir Günşiray gerçekten tespiti ve yorumuna çok katılıyorum. Şimdi mesela Mustafa Uğurlu var. Görebildik mi galada ya da herhangi bir tanıtımda? Göremedik. Çok değerli bir oyuncu. Başrol oyuncusu gibi. Ebru Özkan var. Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan var. Bakın tiyatrocular yani değil mi? Sadece sanki 3 kişilik filmmiş gibi. O benim dikkatimi çekmişti bir de. Bir görsel var. Söylememiştim. Ve bunu Netflix gibi bir platform tanıtımlarda yapıyor. Ya ama tamam da. Yani şimdi 3 tane isim üzerinden döndürdüler. Yani popüler kültür için mi bu yapılıyor tamam yani? Tamam da şimdi tabii ki arkadaşlar bu işte sonuç da ticaret ve ticarette kazanmak için gideceğin etik her rol yol mübahtır. Etik olan her yol mübahtır. 3 kişiye çekselermiş şimdi, o zaman filmi. Öyle söyleme. Şimdi sonuçta koskoca bir platform ve neyin ne olduğunu çok çok iyi bilir. Mahir Günşiray'ın fevranını çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten bir usta ve ustalığını da takdir ediyoruz. Ve dizide de ekranda da seyrediyoruz. Gözüküyor. Taşıdığı yük ağır ve onu da layıkıyla taşıyor, yapıyor. Diğer oyuncular Mustafa Uğurlu muhteşem oyuncu. Ne kadar tabii. güzel oynadı o sessiz psikopat dedeyi. Kendi içine kapanmış. Evet. Adam bir sürü ilaç biriktiriyormuş meğersem. Evet. Kızı ilaç şey falan. Bu, yani harika bir rol, harika çok bir karakter. Bir canlandırma değil zaten. Mi? Evet. Yani hepsi çok güzel. O üç kız kardeş mesela. O dizideki üç kız kardeş tabii. ne kadar güzel katkıda bulundular ya, senaryoya. Yani şurada şu röportajda arkada hep birlikte olsalar daha ya, güzel bir görüntü olmaz mıydı? Olmazdı. Olmaz, üç isim üzerinden de döndürdüler oraya geliyorum. Neden? Oraya geliyorum. Neden? Şimdi bu iş entertainment dünyası, bütün dünyada bu iş böyle. Bu piyasanın gerçekliği bu. Starlar konuşur, starlar kazandırır, starlar kazanır. Bu işin dünyası bu. Ama bu çok üzücü bir şey diğer oyuncular için. Amerika'da da bu iş, Hollywood'da da bu iş böyle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu diğerlerine haksızlık değil. Hatta herkes hakkını alır. Bizde hakkı verilmiyor, onu tartışırız. Bizde başrol oyuncusuna 1 milyon lira ödenirken o kadar değerli tiyatro oyuncularına 8.500, 10.000 de değil, 7.500 evet, kaşe yazılmasını konuşalım, tartışalım. Ama dizide zaten kendilerini belli ediyorlar. Zaten onların ne kadar başarılı bir yer olduklarını, insan olduklarını görürsün. Şimdi burada tabii ki onları da koysan kalabalık resim. Görüyoruz mesela işte yan yana diziliyorlar. Sinemalardaki galalarda görüyoruz. 12 tane, 14 tane oyuncu yan yana diziliyor. Aralarında başarılı oyuncusu da var. Öyle resimler de çekiliyor. Ne anlamı kalıyor o fotoğrafın şey olarak? Bana geldiği zaman gazeteci olarak, televizyona gittiği zaman o görüntünün ne anlamı var? Bir sürü bir kalabalık futbol takımı gibi dizilmişler. Öyle ama, mi? Ama olur ama, mu ne anlamı işte var? İşte öyle. Hayır, öyle, ben kabul edemem. Öyle medya tarafından bakınca. Hayır. Ama burada Serenay'ı tek gördüğün zaman yanında işte Burak Deniz'le aşk yaşıyor, yaşamıyor. O çocuk işte Yalı Çapkını'ndan gelmiş. Konuşuluyor şimdi, mu? Daha mı çok bu bir ekip tabii. işiyse ekibin başarısı olmuyor mu? Olmuyor. Peki o galada bütün ekibin orada olması hak değil mi?
olması gereken o resmi röportajı vermek hakkı onlar değil mi? Onlar da hak etmiyor Galadalar. Mu? Onlar yani da aynı mesai yapmadılar mı? Onlar Galadalar da zaten. Rolünün hakkını vermediler mi? Malını herhalde satabilmen önemli. Şimdi burada Netflix malını parlatarak satmak zorunda. Starlarla satarsın malını. Tamam, üç kişiyle çekseydi o zaman. Ya Mahir Günşiray çok değerli bir insan. Yanlış anlamasın. Mahir Günşiray'la röportajını ver bakalım Netflix kanalında 10 dakika. İnsanlar, bir de Serenay Sarıkaya'yla tamam, ver. Tamam, orada olabilirdi de, ama. Bir de şeyle ver. Bizim Mert Ramazan Demir'le ver. Bir on, Mert Ramazan Demir'in 10 dakika Serenay'la yan yana ikili röportajını var. Mahir Günşiray'la Mustafa Uğurlu'nun yan yana röportajı. Hangisi izlenir? Tabii ki starlar izlenir. Ama Mahir Günşiray ve Mustafa Uğurlu da o karede olabilirdi. Onu savunuyorum ben. Ama şimdi Mahir Günşiray kendi bu durumu anlatmaya, olmaz izah mi etmeye çalışırken bu sefer bu üç oyuncuyu kıskanıyormuş gibi bir hayır, değil algı yaratıldı bir yani. Bir algı var ama o değil. O değil. Yani bak şimdi eğer Mahir Günşiray ile Mustafa Uğurlu da burada Mert Ramazan Demir'le Burak Deniz'i al bir kenara. Çünkü o da yeterince şöhret değil şu anda. Burak ya Deniz, o bile Mert şurada, o bile, evet. O bile burada Serenay'la evet. Mert Ramazan'ın yanında sırıtıyor. Popüler kültüre kurban. Evet, ama bence Mert Ramazan şimdi, da sırıtmıştı. Ne yapacağını bilemedi. Şimdi esas kızı, esas erkek kim Şahmaran'da? Burak Deniz'le. Evet. Onun ne işi var o zaman orada? Serenay Sarıkaya. Evet. Yan tabii karakter Mert Ramazan. Tabii, yan popülerler yan karakter mi önemli? Ya. Doğru söylüyor. Yan sadece karakter. Yalı evet. Çapkın'ın da bu kadar başarılı olduğu için oraya komontelediler. Ön plana. Evet. Vay anasını evet. Ya. Bunu Serenay da yapıyor özellikle farkındaysanız. Evet tabii. Onu çok tutuyor. Evet. Zaten aşırı Serenay bu konuyla hiç alakası olmayan bir Netflix gecesinde bunlar 3 ay evvel mikrofonu sahneye çıktığı zaman Yalı Çapkın da burada, Yalı Çapkın da burada diye hemen Mert Ramazan Demir'i bir sürü seyircinin içinde onu anons etti. Sonra da dedi ki Şahmaran'da beraber oynuyoruz. Hatırlıyor musunuz? Yani o bile biz de gibi öyle öğrendik. Şahmaran'daymış hatta dedik. Evet, biz de öyle öğrenmiştik. Yani çünkü ondan önce dikkatimizi çekmemişti bu konu açıkçası. Aynen öyle. Burada bu arada Serenay Sarıkaya'nın bu kamyon şeyi nasıl buluyorsunuz? Şimdi evet, dikkatimizi çekmemiş demek demişken başka bir şey dikkatimizi çekti Serenay'la alakalı bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafta da telefon kılıfında sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik diyor. Tamam, bir kamyon arkası yazısı. Evet. Serenay'ın ruhunda var ama böyle var. Bir arabesk ruh var kızda. Yani tipik bir yengeç kadını. Böyle duygusal ve arabesk bir tarafı var söylediği şarkılar. Tavır, vesaire. İlişki seçimlerinde arabesk bir tavrı var mı bilemiyorum. Tabii Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin. Yani hasta olunanlar bu üç isim mi? Umut Evirgen daha de var. Daha fazlası da var. Daha fazlası da var. Daha fazlası da var ama onun şeyi bu paylaşımı öyle yorumlandı değil mi? Hemen birlikte olduğu erkekleri taburcu. Tabii yani. Onlarla olunca, ilişki kurduğu şekilde. Şimdi normalde genelde mesela işte profillerimize ya da şeylere hani böyle gözümüzün önündeki yerlere sevdiğimiz sözleri yazarız, koyarız. Demek ki evet. Bu ona hitap eden bir cümle ki telefonun arkasında. Evet. Bu arada Instagram sayfasındaki son paylaşımını gördünüz mü? Bir bacak bacak üstüne atışı var ki aman Allah'ım yahu. O fotoğraf kaydır 8 tane fotoğraf var. Birincisini bacak bacak üstüne attığı o çok dekolte, o çok teşhir ruhlu bir kadının yapabileceği fotoğrafı öne çıkarmış. Diğerlerinden bir tanesini değil. Aşırı dişi. Hatta erkekleri cezbedici bu pozu kapak yapması da konuşuluyor sosyal medyada. Ben Serenay Sarıkaya ile ilgili onun hormonlarının çok hızlı çalıştığını, östrojen hormonlarının çok ağır bastığını, evet, evet, evet. Şimdi de maalesef şöyle bir şey de var. Böyle olunca böyle bir ilişkiler içinde birinden bitiyor, öbürüne başlıyor, şöyle oluyor. Yani ön plana böyle ilişkilerle ve bu şekilde şeyle gelince, erotizmi çağrıştıran pozlarla, fotoğraflarla gelince yönetmenler de onu öyle tercih ediyorlar. İşte gördük Şahmaran'daki şeyi. Çünkü maalesef sosyal medyada biraz o tip paylaşımlar daha çok ön plana çıktığı için. Biraz da algoritmayı da düşünüyorlar. Burcu Özberk de en son paylaşmış mesela merdivende iç çamaşırı gibi böyle bir mayo, file çoraplar falan. Yani ondan bir önceki fotoğrafı ondan bir önceki bir fotoğrafı gördün mü? Diye. Müthiş güzel kıpkırmızı dudaklar, kadın dudağın arasından çıkan iki tane böyle çilek güya hani Şahmaran yılan ama ne kadar insanın cinsel erkeğin cinsel dürtülerini böyle cezbeden bir paylaşım. Bilerek yapıyor.
Bilerek yapıyor. Serenay ne anasının kuzu şeyi dizisinin gözü. Reklamını yapıyor. Ya canım be. Ya işte Polyana. Ne anasının gözü. Bilerek yapıyor Şahmaran. Şahmaran beklendiği gibi gitmemiş izlenmelerde bu arada. Hmm. Aldığım duyumlara göre. O yüzden PR'ını hala devam ettiriyorlar. Normalde şu an 1000 kere bitmiş olması lazımdı PR döneminin. Tabii ama canım. Sürekli gerek sosyal medyalarından gerek de dijital mecralarda sürekli Şahmaran'ı bir ön plana çıkartma durumu var. Baktım mesela Netflix'te en çok izlenen gündemdekiler bölümü var ya mesela. Hmm. Şahmaran 6. sırada falan. Daha. 1'de ya da 2'de olması lazım. Niye? Daha yepyeni bir yapım yani bu. Niye? Çünkü insanlar anlayamadık diyorlar. Konuyu anlayamadık. O evet. kadar çok diyen var ki bunu. Konuyu ya anlayamadık. Ya 10. karanlık kuşağı gibi çok bir şey. Çok uzun planlar Bilal Özcan. Çok uzun ve sıkıcı planlar. Evet. İnanın hızlı geçtim. Yani izlemek zorunda olduğum için bir fikrim olsun diye izledim. Sıkıldım mı derseniz çok sıkıldım. Evet. Çok sıkıldım yani ben hikayeden. Hani iki uzun gün tabii canım baktım. Sıkıyor canım. Yani o bir sen sadece cik. Sen Sarıkay'ı sevmiş o poz şeylerine baktı. Yılanla şeyine biliyorum ya. O, bir hakikaten onda o sahneleri görmek için baktı. Ya, o da çok saçmaydı. Saçma mıydı? Ne öyle ya? Bu kadar olur mu ya? Böyle bir şey yani. Bununla sevişiyor. Yılanı böyle görmüyoruz ki. Çıka çıka şey çıkıyor kafası. Evet ama yılan dönüşüyor. Böyle bir şimdi onu ikinci sezona saklıyorlar. Ben yılanı görmek esas isterdim. Esas hikayeyi ikinci sezona saklıyorlar zaten. Yılan şeyin altında, yorganın altında. Ne yapacaksın sen yılanı? Taktın yılanı. Ne yapayım ben yılanı? Yılanı merak ediyordum. Taktı şeyin yılanına ya. Burak Deniz'in yılanına taktı. Ya yok ona takmadı. Onu taktın ya. Niye? Ya, neydi sonra? O yılanı görmek isterdim. Yılana dönüşüyor yani. Burak Deniz dönüşüyor. Ya boş verin. Çok eleştirdik olmamış. De Serenay'ı, takıldık Serenay'a da hakkında yemeyelim. Şu anda Akbank reklamıyla yine ekranlarda ve çok güzel bir parayı aldı. Tekrar ikinci kere, ikinci imzayı attı Akbank reklamıyla. Aile dizisi geliyor 14 Şubat'ta Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol. Müthiş bir şey bu. Evet, Aliş Müzikali Disney Plus'ta 27 Ocak'ta başlayacak. Bulgari'nin hala yüzü, dünyanın en büyük mücevher firmalarından Bulgari'nin hala yüzü ve Mavi'nin hala kadın kapağı, kadın reklam yıldızı. Çok güzel kazanıyor. Yani çok ama yıldızı başarılı parlıyor. Olmasa bunlar bu paralar tabii. Hiçbir zaman bir kadına verilmez. Evet. İnşallah başarılı. Tutuyordur. Başarılı, başarılı. Şimdi, bunu da altını çünkü çizelim. Haksızlık etmeyelim. Musluk akarken de tutmak da lazım. İnşallah tutuyordur. Tutuyordur değil mi? Değil mi? İnşallah. İnşallah. Yatırımlarını yapıyordur. Peki.